Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Biliyorsunuz İnsan suresini bitirmek üzereydik. 29. ayette idik. Şimdi 29. ayetten başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnne hâzihi tezkira. Bu bir öğüttür. Femen şâe. Dileyen İttehade ilâ rabbihi sebîlâ. Dileyen Rabbine bir yol edinir. Mana bu. Bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine bir yol edinir. Ayetin manası bu. Şimdi ne demek bu? Bu bir öğüttür dediği ne? Dediği birinci numarada Kur'an'ın kendisi. Onun için inna nahnu nazzalna zikra. Zikri biz indirdik der. 9. ayeti olması lazım Hicr suresinin. Orada Kur'an-ı Kerim'e zikir diyor. Kur'an-ı Kerim'in bir adı da zikir. Yani öğüt. Kur'an bir öğüttür. Birinci manası bu. İkinci manası İnsan suresinde anlattıkları bir öğüttür diyebiliriz. Özel manada, dar anlamda bunu diyebiliriz. Yani İnsan suresinde bu zamana kadar anlattığımız konular, kafirlerin konuları, insanın yaratılışı konusu, efendim cennetliklerin cennetteki ödüllerini uzun uzağa diye anlattı Allah-u Teala. Dolayısıyla bu anlattıklarımız insanlara bir öğüttür. Fakat biz bunu genel manasında alacağız. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütününün bir öğüttür anlamına alacağız. Şimdi bu bir öğüt veriyorum ben size. Fakat çok ilginç bir ifade kullanıyor ardından. Dileyen Rabbine bir yol edinir. Allah'a giden bir yol edinmeyi insanın özgürlüğüne bırakmış, seçeneğine bırakmış Allah. İşte bu çok önemli bir nokta. Yani Allah'a giden yolu, Allah'tan uzaklaştıran yolu seçme özgürlüğünü bize vermiş Allah. O yolu edinme senin elinde diyor Allah. Dilersen bana bir yol edinirsin. Bu çok ciddi bir konu. Kur'an-ı Kerim'de efendim inanç özgürlüğü, ibadet özgürlüğü, seçme özgürlüğü Kur'an-ı Kerim. Şimdi çıkacak olan kitabımda bunu uzun uzadı anlatmışım. Bu özgürlük konusunu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bilgilendirme yapıyor, öğüdünü veriyor, işte burada öğüt diyor. Başka bir yerde hakkı gönderdim size diyor. Keyif suresi 29'da efendim gönderdim, öğrettim bilgiyi. Bu İnsan suresinde de demişti bunu. 3. ayetinde ben insanı kavuşağa getirdim. İster inkar eder, ister inanır. Yani Allah-u Teala bizi bilgilendiriyor. İnsan olduğunu bilgilendiriyor ve ardından özgür bırakıyor. Hadi yürü bakayım. Bilgilendirdikten sonra diyor ki hangi yoldan gideceğini sen seç. Şimdi İşte bizim din adamlarının büyük sorumluluğu bu insanları bilgilendirme mecburiyetindeyiz.
Bunlara Allah'ın dinini, kitabını öğretmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu insanlar yolu bulamıyor. Hangi yolu tercih ediyor? Yolu karıştırmış bir defa. O ona birisi diyecek, birisi öğretecek. Şu yol Allah'a gider, bu yol Allah'tan uzaklaştırır. Birinin öğretmesi lazım. Allah-u Teala sünnetullah'tır. Öğretmek, öğüt vermek Allah'ın sünnetullah'tır. Ve sünneti Resul'dür aynı zamanda. Peygamberin sünnetidir aynı zamanda. Ve biz bunu takip etmek mecburiyetindeyiz. Din adamıyız. Ben şimdi öksürüyorum. Hala hastalığımda iyilemedim. Niye gelip burada konuşuyorum? Niye? Bu. Dava bu. Bir ayet daha anlatalım. Öksüre öksüre bir ayet daha anlatalım. Dava bu. Ama siz bundan alanlar var, almayanlar var. E Allah diyor da almıyor adam da. Ben demişim almamışım. Ne olacak? Ne olacak? E adam Allah'ı dinlemiyor ya. Şimdi burada diyor ki فَمَنْ شَتَّخَدَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا dileyen Rabbine bir yol edinir. Ya Rabbi o yol nedir? O yol nedir? Şimdi bir sonraki ayette bunun cevabını bulabiliriz. Ama diyor ki وَمَا تَشَاءُونَ siz dilemezsiniz illa en yaşa Allah. Ancak Allah'ın dilediğini dilersiniz. İş değişti. Allah'ın dileği bizim ona giden yolu seçmemiz, tercih etmemizdir. Yol edinmemizdir. Allah'ın dileği budur. Siz bana gelen yolu tercih edince, yol edinince benim dilediğimi dilemiş oldunuz. O zaman Allah'a giden yol Allah'ın dileğidir efendim. Allah neyi diliyorsa Allah'a giden yol odur. Bu ayet-i kerime bir evvelki yol kelimesini manalandırıyor. Nasıl Ramazan? Hiç hırlamıyorsun ya. Şahane. Burada dantel örüyoruz, dantel. Şimdi senin dilediğin yol dur bizim tercih etmemiz gereken ya Rabbi. O senin dilediğin şey de nedir o, nedir o yol? O, onu bize anlat şimdi. Tamam, burayı anladık ama biraz zorlanıyoruz. Biraz daha aç bu konuyu dediğimiz zaman, o zaman gideceğiz en az 151, 152, 153'e. Orada kendine giden yolun doğru yolun ne olduğunu biraz daha detaylı anlatıyor. Biraz daha ama bayağı biraz daha. Bayağı açıyor yani. Orada diyor ki, bak şimdi sayıyoruz. Tek Allah'a iman. O yol şimdi, bir yol kuruyor şimdi Allah. Bir yol. Yol kuruyor. O yolun birinci basamağı Allah'a, tek Allah'a iman. Ona eş koşmamak. İki, anne babaya ihsan. Baba bak ikinci sırada. Bak yol, yol gidiyor. O yolu yapıyor şimdi. Allah-u Teala o yolu örüyor. Kendine giden yolun taşlarını örüyor. Birinci Allah'a iman, ikinci anne babaya ihsan, üçüncüsü çocukları öldürmemek.
anne karnında olsa da. 3. Toplumun ahlakına saygı gösterir. Toplumun ahlakını gizli aşikar fuhuştan sakınmaktır. Ayette öyle diyor. Bunun genel anlamı toplumun ahlakına sahip çıkmak. 5. Haksız yere hiçbir cana kıymamak. Yani insan öldürmemek. Hatta haksız yere bir hayvana ve bir ağaca dokunmamak. Haksız yere. Onu söylüyorum. 5. 6. Yetimin malına yaklaşmamak. Bak, yaklaşmamak. Bırak yemeği, bırak elini almayı, yaklaşmayacak. 6. 7. Ölçü ve tartıda adaletsizlik yapmamak. Ölçerken, tartarken adil olmak. 8. İnsanın gücüne itibar ederek sorumluluk yüklemek. 9. Hukuku yanıltmamak. Bak, ezbere söylüyorum size bunların ayet. 9. Hukuku yanıltmamak. 10. Allah'a verdiğin sözü yerine getirmek. Bu saydığım 10 tane maddeyi Allah koymuş buraya. Ve ardından 153. ayette demiş ki ve enne hâzâ sırâtî müstakîmen fettebi'û. Bu benim yolumdur. İşte bu saydıklarım benim yolumdur. Ha, demek Allah'ın yolunu seçeceksek bunları yerine getireceğiz demektir. Bunları yerine getirmeden Allah'ın yolunu tercih ettiğin anlaşılmaz. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz nasıl yolu çizdi Allah? Yani 151-152'de taşları koyuyor. 153'te diyor ki bu benim yolumdur. İşte Aza benim yolum. Sordun bana Bayraktar Hoca. Dedim bana ki senin tercihin, benim tercihim sizin yolunuzdur dedim. Ama tercihin nedir ya Rabbi? O yol nasıl bir yol oluyor? Dedim bana, sordun. Aza cevabını en anda verdim sana. Bit, nokta. Dehşet. Kur'an dehşet. Şimdi bir de o 151, 152, 153'ün sonunda 3 tane kavram kullanıyor Allah. 151'in sonunda aklı kullanıyor. 152'nin sonunda düşünceyi kullanıyor. 153'ün sonunda takvayı kullanıyor. Aha! Aha! Allah'ın yolu dediğin zaman da aklın, düşüncenin, takvanın yoludur diyor. Oy bu! Muhteşem ya! Muhteşem! Yani Kur'an öyle derinlemesine gidiyor ki yani anla anlayabildiğin kadar. Gücün var mı kafanda? Kafanda bilgi ne kadar var? Ne kadar bilgi var? Ha, ona göre derinlemesine inersin. Sana cevap verin. Cevap verin. Şimdi demek ki şu hale bakın. Şu 151, 152, 153. ayet En'am suresi. Asırlardır ağlıyor ya. Yani. Ağlıyor, ağlıyor. Hiç ona bakan eden yok. Hiç. Bak ne diyor. Şimdi o maddeleri saydı. Bu maddeleri kısaca söylersek diyor Allah. Benim dediğim aklın, düşüncenin ve takvanın yoludur. Fakat öyle bir sıraya koyuyor ki
ayetlerin sonundaki kelimeleri önce akıl, sonra düşünce, sonra takva. Bu ne demek? Aklını çalıştırmayan, düşünmeyen insan takvaya ulaşamaz. O kadar basit. İslam aleminin takvası zayıf efendim. Niye? Aklını kullanmıyor. Niye? Düşünmüyor. Niye? Bu ayetlerdeki 10 tane maddenin yanından geçmiyor. Şimdi o 10 tane madde hayata geçtiği zaman ne oluyor? Hoca efendi, insanın bağışıklık sistemi, manevi bağışıklık sistemi gıdasını alıyor. Şimdi biz gıda almasak bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiremeyiz. Öyle değil mi? Şimdi benim bağışıklık sistemi kuvvetli olsaydı şimdi ben böyle grip olur muyum? Bir noksanlık var orada işte. Bağışıklık sistemi, biyolojik bağışıklık sistemi neyse manevi bağışıklık sistemi denen takvada olur. Bu kadar basit. Ama bu gıda o 10 tane maddeyi uygulamakla olacak. Bak orada muz var, orada her şey bal var, var oğlu var yani. İstediğin gıdadan var orada. O gıdalar manevi, davranış, ahlak. Yani öyle bir şey koyuyor ki orada, öyle bir gıda var orada ki yetimin malına yaklaşmayacaksın. Bitti. Hukuku yanıltmayacaksın. Hukuku yanıltan bir toplumda manevi takva denen bağışıklık sistemi olmaz. Hukuku yanıltan toplumlar bağışıklık sistemi zayıftır. Toplumun bağışıklık sistemi zayıftır. Yani olay bu. Şimdi bu kadar ta nerelere gittik? Buralara niye gittik? Ha burada bir kelimeden dolayı gittik. Dedi ki فَمَنْ شَاءَ اَتَّخَدَ اِلٰى رَبِّهِ السَّب۪يلَ Dileyen bana bir yol edinir. Biz de bir soru sorduk. Ya Rabbi ha bu yol nedir? Dedi benim dileğimdir. Ben neyi dilersem o yoldur. E ama senin dileğin nedir? Bu sefer vurdum Kur'an-ı Kerim'e kafama, vurdum Kur'an-ı Kerim'i, baktım Enam'dan çıktı. Odur işte. Odur. Ha. Dileyen o yolu edinir. Yani burada bir özgürlük var. Seçme özgürlüğü. Dilersen seçersin. Bak ne kadar özgür bırakıyor. Dilersen seçmesin. Dayatmıyorum sana. Benim yoluma gireceksin diye dayatmıyorum sana ey kulum. Ama biz dayatıyoruz kardeşim insanlara. Biz kendimize kul yapıyoruz. Benim mezhebimden olacaksın. Benim cemaatimden olacaksın. Benim grubumdan olacaksın efendim. Anlıyorsunuz değil mi? Allah bizi özgür bırakıyor. Dilersen benim yolumdan gelirsin, dilersen gelmezsin diyor. Ama insan, insanı kul yapıyor, kul. Abi geçtiğimiz pazar günü konuştuk onu. Efendim siz gelmiyorsunuz bu efendim caminin altında, bizim ilahiyat fakültesinin caminin altında. Pazar günü 16'da ders veriyorum. Yoksunuz. İnna Allah kana alimen hakima. Ben bilenim diyor Allah. Her şeyi bilirim. Hakimenim. Yani yaptığım işleri yerli yerinde yaparım. Ne demek bu? Benim dileğim İlim sıfatıma dayanıyor. Bildiğim için neyi dileyeceğimi bilirim diyor. Hakimenim. Her yaptığım işi yerli yerinde yapacağımdan dolayı hangi yolu murad ettiğimi ben bilirim.
size de hangi yolu tavsiye ettiğimi bilerek yaparım. Yani ey kulum, sen de bilerek iş yap, bilerek. Tercihini bilerek yap. Benim yoluma bilginle gir, bilginle. Akıl, düşünce, bilgi, takva. Olay bu. Yudhulu men yeşâ'u fî rahmetihi. Allah dileyeni rahmetine koyar. Ve zalimine, zalimlere ise e'adde lehum, onlar için hazırladık. Azaben elime, şiddetli bir azap, elem verici bir azap hazırladık o zalimlere. Böylece bu ayette son ayet bu. İnsan suresinin son ayetine geldik. Rahmet ve azap konusunu gündeme getirdi. Ne anlattım sana burada şimdi bu insan suresinde diyor Allah-u Teala? Bunu neticeye bir bağlayalım. Sen bana gelen yolu tercih edersen, bu dediklerimi yaparsan rahmetime gireceksin. Seni rahmetime sokacağım. Eğer bunun tersini yaparsan zalimsin, sana da azabı hazırladım. Böylece kime azap verileceği, kime rahmet edileceği ayetin sonuna bağlandı. Noktayı koydu. Bu İnsan suresinin son noktasını koydu.